Yani bu saldırı şöyle okumak lazım. Aslında son 1-2 yıldır sürekli kimi basın yayın organları tarafından, hükümet bloku tarafından partimiz hedef olarak gösteriliyor. Bu saldırı onun bir ürünüdür. Yani HDP'yi tartışan, tırnak içerisinde bir suç örgütü olarak gösteren anlayış aslında Deniz Poyraz'ın katilidir. Göz göre göre gelen bir olay, münferit bir olay değil. Katil defalarca il örgütünün önüne gidiyor. Daha önce askeri eğitim almış, Halep'te, Afrin'de, Minbiç'te bulunmuş. Twitter'ın mesajlarında aslında böyle bir katliam yapabileceğini ima eden tweetleri var, görüntüleri var. Maalesef Hükümet, İçişleri Bakanı, yargı, bizim söylemiş olduğumuz sözlerimizi cımbızla ayıklayarak niyet okuması şeklinde yargılayabiliyor, ceza verebiliyorlar. Ama böylesine aleni silahlarla partimizi tehdit eden, halkımızı tehdit eden, demokrasi güçlerini tehdit eden bir katile dokunulmaması, görülmemesi anlaşılır gibi değil. Aslında çok iyi anlaşılıyor. Son dönem ifşa olan kirlilikler, son dönem mafya siyaset ilişkisini perdelemek için maalesef yine Kürtler, demokrasi güçleri, masum bir Kürt kadını katledilerek örtülmeye çalışıldı. Bunu yapan, tetiği çeken bir insan olabilir ama o tetikte birçok çevrenin, kişinin, kurumun parmağı olduğunu belirtmek istiyoruz. Kınıyoruz. Asla bu bizi mücadelemizden, demokratik zeminden alıkoymayacaktır. Demokratik zemini asla terk etmeyeceğiz. Ama böylesine saldırılar karşısında da başımızı uzatıp bekleyecek halimiz yok. Hükümet önlem almalı. İçişleri Bakanı her konuda 3-5 defa günde demeç veren, bu işin asıl söz söylemesi gereken sessizliği, suskunluğu anlaşılır gibi değil. Yani bir ülkede Türkiye'nin üçüncü büyük partisinin bir çalışan ama İçişleri Bakanı'ndan bir yorum, demeç, olaya ilişkin herhangi bir bilgi sunulmuyor. Bu da aslında hükümetin gelmiş olduğu noktayı gösteriyor. Ciddi bir çürüme var. Ciddi bir çözülme var. Ciddi bir kavga var. Bunların derdi Türkiye demokrasi, Türkiye'de yaşayan emekçi yoksulların talepleri değil. Tek bir dertleri kalmış işte birbirlerini idare ederek iktidarlarını bir süre daha devam ettirmek. Deniz Poyraz'ın katliamından sonra bir kez daha gördük ki aslında Türkiye halkları, Türkiye demokrasi güçleri, Türkiye'deki siyasi muhalefet hem parlamento içi hem parlamento dışı ciddi bir sahiplenme içine girdi. Bu anlamda olumluydu. Yani şimdi bile bir katliam mağduru işte bir parti sahiplenilmeyecekse, dayanışma duyguları dile gelmeyecekse ne zaman gelecekti? Bu katliamları işte dayanışmayla önleyebiliriz, ortak mücadeleyle önleyebiliriz. Bu katliamları hükümetin partimize dönük, Kürtlere, muhalif kesimlere dönük ortaya koymuş olduğu yalan, yanlış dil, pratiği teşhir ederek önleyebiliriz. Kürtlerle dayanışarak önleyebiliriz. Umarım bundan sonra benzeri katliamlar yaşanmaz. Bu vesileyle bu katliamda sorumlu olan herkes, hükümetin en üst düzey yetkilileri dahi soruşturmalı ve yargılanmalıdır. İşte bugün defalarca katilin İzmir İl Binası'nın önüne geldiğini, elinde bavullarla, silahlarla dolaştığını, kimin girip çıktığını araştırdığını gördük. Aslında plan orada yapılacak olan 40 kişilik toplantıydı.
işte bir vesileyle toplantı ertelenince katliam işte bir kişiyle sınırlı kaldı. Yani o kadar akıl dışı, o kadar vicdan dışı, ahlak dışı yöntemlerle karşı karşıyayız ki bir il örgütünün yapılacak toplantısına işte elinde silahla bir insan gidiyor. Destekçileri var mı? Yanında başka birileri var mı? Bu soruyu İçişleri Bakanı'na sormak lazım. Bu adam kim? İlişkileri kim? Sadat tarafından işte Suriye'ye, Rojava'ya gönderildiği söyleniliyor. Görevli olarak işte devlet herhangi bir kurumda çalıştığı söyleniliyor. Yani partimiz artık bu meselelerin açığa çıkması gerektiğini düşünüyor. Biz de parti olarak ciddi bir sahiplenme içerisine girdik. Eş başkanlarımız İzmir'de, il örgütümü ziyaret etti bugün. Deniz Poyraz canımızın cenazesine katılacaklar. Merkez Yürütme Kurulu üyelerimiz, parti meclis üyelerimiz, milletvekillerimizin tamamına yakını orada. Asla bu katliamlar, bu uygulamalar, bu girişimler, bu yargılamalar bizi demokrasi mücadelesinden alıkoymayacaktır. Biz haklı bir mücadele yürütüyoruz. Hakkımız olan, olması gereken talepleri dile getiriyoruz. Yani bu ülke mafyanın, çetelerin, mafya ve çetelerle iş tutan işbirlikçilerin ülkesi değil. Bu ülke Kürtlerin de temel taşı olduğu, işte kurucu asli unsur olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu katliamı yapan, yaptırtan, planlayan üst akıl kimse aracınızla bir kez daha sesleniyoruz. Asla yılmayacağız. Asla bunlar bizi yıldırmayacaktır. Hepimiz deniziz. Hepimiz deniz sonrası da mücadelemizi daha güçlü bir şekilde, daha bilinerek devam ettireceğiz. Türkiye'nin yararına olan, 83 milyonun yararına olan bu çete, mafya, siyaset ilişkilerinin deşifre edilmesidir. 128 milyar doların araştırılmasıdır. Ülke içerisindeki yolsuzluklardır. Ülke içerisindeki karanlık odakların aleni açık bir şekilde insanların güpe gündüz iş yerlerine konmasının araştırılması, soruşturulması gerekiyor. Artık buzdağının görünmeyen yüzü de görünüyor. Bunlara geçit vermeyeceğimizi belirtmek istiyorum.